Merhaba, ben Güney Sentürk. Futbol Muhabbeti YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, gündem aslında transfer değil ama transfer de konuşmak gerekiyor. Çünkü ciddi derecede sorular geliyor. Yani sağ olun 5000 kişiye ulaştı kanalımız. Günden güne de büyüyor. Büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Çok teşekkür ederim bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı. Videoya başlamadan önce tabii abone olmayı unutmayınız. Videomuzu da beğeniyorsanız like atıp bana ekstra destek verebilirsiniz. Şimdi Galatasaray zorlu bir süreçte ligde. 3 büyük takımın puanı da eşit durumda. Aslında ciddi derecede ligin konuşulması gerekirken şu anda transferlerde gündeme geliyor ve transferlerde konuşuluyor açıkçası. Aslına bakarsanız transferin konuşulmaması gereken bir dönemdeyiz. Yani Galatasaray ve Beşiktaş aynı şekilde Fenerbahçe puanı eşit. Çok çetin bir lig geçiyor ve aynı zamanda alttan gelen de bir Trabzonspor var. Trabzonspor da yabana atılacak bir futbol oynamıyor. Tabii maç öncesi yayınlarında, maç sonrası yayınlarında Galatasaray'ın durumunu sizlerle paylaşıyoruz. Elimizden geldiğince yorumluyoruz. Sizlerin yorumlarını, sorularını da ekrana taşıyıp sizlerin de görüşlerini alıyoruz. Bu bağlamda bu yayın aslında transfer odaklı olacak. Çünkü her geçen gün farklı isimler gündeme geliyor Galatasaray'da. Bugün de baktığım zaman Dorukhan'ı Galatasaray'a yazıyorlar. Şimdi beni sürekli takip eden dostlarımız bunu hatırlayacaktır. Dorukhan kesinlikle Beşiktaş'ta sözleşme imzalamayacak diye demiştim. Bunu yaklaşık ben bir yıldır söylüyorum. Yani geçen Ocak ayı döneminden beri sakatlığı geçtiği itibaren bunu söylemeye devam ettim. Dorukhan Beşiktaş'ta sözleşme imzalamayacak. Bu net bir ifadeydi. Hala bu kanıdayım ve Dorukhan Beşiktaş'ta sözleşme imzalamayacak. Daha öncesinde Fenerbahçe ile anlaştığı konuşulan Dorukhan'ın şimdi Galatasaray ile anlaştığı konuşuluyor. Şunu size net ifade etmeliyim. Şu an ne Fenerbahçe ne Galatasaray net bir şekilde Dorukhan'la anlaşmış değil. Bunu net ifadelerle söylemeliyim. Zaten ülkemizde şu anda hani 6 ayda kalmış olsa sözleşme bitimini hani görüşme yapmak yasak. Diğer ülkelerde çok problem çıkmıyor ama Türkiye'de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylemeliyiz. Sözleşme yapamazsınız ama belli temasların da olduğunu söylemeliyim. Yani Galatasaray açısından belli bir temas var Dorukhan'la alakalı. Bir görüşme, ön görüşme mi diyelim, yani o menajeriyle bir görüşme diyelim. Bir şekilde bir görüşme olduğunu söylemeliyim ama bunu Fenerbahçe bir yıldan beri yapıyor. Dorukhan'la sürekli görüşüyorlar. Bunu da söylemeliyim sizlere sevgili dostlar. Galatasaray şu anda erken başlıyor. Yani önümüzdeki yılın oyuncularını anlaşmaya, oyuncularını izlemeye devam ediyor ve kadro yapılanmasına gitmeye başlıyor yavaş yavaş. Ve daha çok Türk oyunculara yöneldiğini söylemeliyiz. Bunların başında Dorukhan geliyor. Salih, Aytaç, Fatih Kuruçuk. Bu oyuncuların da en büyük özelliği, en büyük ortak noktası bonservis sorunu olmaması sezon sonunda. Bu oyuncuları tabii ki de cazip kılıyor. Şimdi Dorukhan olayına geldiğimiz zaman Fenerbahçe'nin o bölgede Dorukhan'a ihtiyacı yok. Tıpkı İrfan'da olduğu gibi. İrfan Can'a da aslında Fenerbahçe'nin bir ihtiyacı yoktu. Kağıt üzerinde bakıldığında. Ama Galatasaray'ın isteği olduktan sonra bir anda ortaya çıktı ve Fenerbahçe İrfan Can'ı aldı. Şimdiki durum ise yine aynı şekilde. Orada bir kalabalık var. Büyük ihtimal Sosa'ya gönderecekler vesaire. Birkaç kişi gidecek. Mert Hakan'ın da gideceği konuşuluyor sezon sonunda. Şimdi oraya Dorukhan hamlesi olur mu? Bunu da tartışmak gerekiyor Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe'yi bir kenara bıraktığımız zaman Galatasaray'ın ihtiyacı olduğu bir bölge Dorukhan. Ama şimdi buraya kimleri konuşuyoruz? Salih Uçan, Aytaç Kara, bir de Dorukhan. Yani üçünü alacak değil Galatasaray. En az iki tanesini alır diye tahmin ediyorum. Hiç olmazsa en az bir tanesini alacaktır. Zaten Aytaç Kara ve Salih Uçan'la çok büyük problem olacağını zannetmiyorum. Salih Uçan'ı bugün de yine Naci Küçük yazdı. Şimdi emek hırsızlığı yapmayalım ama biz Salih Uçan'ı zaten sürekli konuşuyorduk. Büyük ihtimal sezon sonunda Salih Uçan'la Galatasaray sözleşme imzalayacak diye bir haber paylaştı Ali Naci Küçük. Biz de zaten öngörümüz o şekildeydi. Eyüp Yıldız'la birlikte yaptığımız araştırmalar, almış olduğumuz bilgiler bu yöndeydi. Aytaç Kara'yla da aynı şekilde bu bilgiyi verebilirim size. Sezon sonunda Galatasaray'a gelme ihtimali çok yüksek. Hatta Ocak ayında bonservisini alabilseydi Aytaç Kara yine Galatasaray'ın yolunu önceden tutan futbolcular arasında olacaktı. Ama
şu an Dorukhan'da net bir gelişme olmadığını tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. Dorukhan şu an Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu, herhangi bir anlaşma söz konusu olamaz net, ama ufak tefek böyle kulüpleri rahatsız etmeyecek görüşmeler oluyor. Bunu Fenerbahçe'de yapıyor, Galatasaray'da yapıyor. Sadece acaba Galatasaray'a gelir misin gibi sorular sorulmuş. Ve de şunu söyleyeyim. Dorukhan'ın öncelikli hedefi Avrupa'da oynamak. Ama Avrupa'dan teklif gelir mi? Burada açıkçası çok net bir şey söyleyemem. Teklif gelir mi gelmez mi? Bence geleceğe benzemiyor. Ama bir taraftan Galatasaray ve Fenerbahçe bu futbolcu için büyük ihtimal İrfan Can'da olduğu gibi bir transfer rekabetine girecekmiş gibi duruyor sevgili dostlar sezonun sonunda. Ama şu anda hani dediğim gibi anlaşma yok, öyle bir şey yok. Sadece ufak tefek temaslar var. Bunlar da gayet normal. Nasıl ki Fenerbahçe yapabiliyorsa bunu Galatasaray da yapabilir. Öbür taraftan Mustafa Muhammed bana en çok sorulan soruların başında geliyor. Mustafa Muhammed'de herhangi bir sorun yok sevgili dostlar. Canlı yayında da söyledim. Eyüp Yıldız YouTube kanalında da söyledik. Dün kendi canlı yayında da söyledim. Bu bant yayınında da sizlere söylemek istiyorum. Çünkü Mustafa Muhammed'de problem yok. Galatasaray 1,5 yıllık sözleşme imzalamış durumda kiralık olarak. Ve 4 milyon euro verdiğinde Zamalek tamamen devre dışı kalıyor. Aslında şu an itibariyle Zamalek zaten devre dışı. Çünkü her şey Galatasaray'ın elinde. Galatasaray 4 milyon euroyu verdiği takdirde Mustafa Muhammed Galatasaray'ın resmen futbolcusu olacak. Burada endişe edilecek en ufak bir problem yok. Net söylemeliyim. Yeter ki Mustafa Muhammed Galatasaray'da kalmak istesin. Bütün nokta burada. Mustafa Muhammed'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı bu Mustafa Muhammed ve Galatasaray ilişkisini bir noktaya getirir. Yoksa eğer Mustafa Muhammed Galatasaray'da kalmak istiyorsa Zamelek'le görüşmeye bile gerek yok. Zamelek'le bu saatten sonra. Zamelek diyecek ki ben Mustafa Muhammed'in opsiyonunu kullanmak istiyorum. Kullanmak da istemiyorum. Kullanıyorum. 4 milyon dolar buyurun. Ben Mustafa Muhammed'i alıyorum. Bu kadar. İş bu kadar. Sadece iş buraya kaldığında Galatasaray 4 milyon euroyu verdiği anda Mustafa Muhammed'le bir problem yaşanmaz. Aynı şekilde Onyekuru'da da bu durum aynı. Ama Gerson Fernandes için bunu söyleyemeyiz. Gerson Fernandes şu anda yarım sezonluk gelmiş durumda. Eğer Galatasaray şampiyon olursa, Gerson Fernandes devam etmek isterse yine aynı şekilde bir yıllık kiralama modeline gidilecek Gerson Fernandes'te. Bunu da söyleyelim. Bunu da eklemiş olalım. Sevgili dostlar, yayınımızın sonuna geldik. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince sizlere doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorum. Bazı arkadaşlar, bazı dostlar tepki gösteriyor. Bazı dostlarımız da sağ olsun çok büyük destek görüyor bana. Dozajında eleştiri olduğu zaman her zaman açık olduğumu net ifadelerle söylemişimdir. Yeter ki dozajında eleştiri olsun, hakaret, küfür olmadan eleştiri olduğunda mutlaka onu değerlendirmeye alıyorum sevgili dostlar. Yayınımızı beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.